Maçı hem kenardan izleyenler hem oynayanlar açısından çok keyifli bir maç oldu Cenk. Baktığımızda hırs, mücadele, azim ve birbirinden güzel jeneriklik goller gördük. Attığın gollerle maçın çevrilmesinde de büyük rol oynadın diyebiliriz. Kritik yerlerde attığın gollerle. Evet Cenk, kısaca maç yorumunu alabilir miyim senden? İlk yarı çok kötü oynadık. Tipik Tobacco. İki farklı mağluptuk ama inandık, maçı bırakmadık. Eksik olmamıza rağmen güzel gollerle. Murat'ın mükemmel golüyle başlayan, sonra da benim uzaktan gollerimle beraberliği yakaladık. Sonra da öne geçtik. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Canlan Mehmet ikinci yarı çok iyi defans yaptı. Galibiyetin en büyük paylarını onlara armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Murat, yine jeneriklik bir gol, yine kayıtlarda olmayan bir gol, yine kaçan bir gol. Ama attığın golle maçın dönüş noktası da bir arada geldi diyebiliriz bugün. Özellikle ikinci yarıdaki hırsın ve azmin mücadelesinin sonunda da gelen bir galibiyet. Bugün özellikle ikinci yarıda savaş çıktıktan sonra herkes iki kişilik mücadele etti. Kaleden forvete kadar herkes çok iyi mücadele etti. Özellikle ben burada Cenk'e teşekkür ediyorum. Attığı gollerle takımı öne geçirdi. Ona hediye ediyorum bu maçın galibiyetinde. Herkese teşekkür ediyorum. Doğukan, aslında beklenen performansının altında kaldın bugün. Yani kritik yerlerde kritik hamleler yaptın. Takımın beraberliği yakalamasının ardından özellikle birebir kalınacak pozisyonlarda kademeye çok iyi girdin. Ama yediğin basit goller takımın enerjisini bir anlık düşürse de yine yaptığın ince kurtarışlarla senin de katkın oldu diyebilirsin. Sen kendini nasıl buldun, nasıl değerlendiriyorsun? İlk yarı çok kötü başladım ben maça. Allah'tan ikinci yarı herkes iki kişilik oynayınca ben de onlara ayak uydurdum ve kazandım. Ufuk, her geçen hafta üstüne koyarak oynamaya devam ediyorsun. Özellikle hırsın, geçmişte bu kadar hırslı oynamıyordun ama son haftalarda ciddi bir hırslı bir futbolun var. Önce bundaki etkeni merak ediyorum. Ardından takıma serzenişlerinle birlikte gelen galibiyet. Belki ilk yarıda biraz sana kızdılar yaptığın sert çıkışlardan dolayı ama. Ama bu çakışlarda takıma galibiyeti getirdi diyebiliriz. Senin de maçta değerlendirmeni alalım. Onlar benim niye kızdığımı, niye bağırdığımı hepsi anlıyor. Yani beni anlıyorlar. Onlar ne demek istediğimi çok iyi biliyor. Bir kişi eksik ve iki fark geride olmamıza rağmen gerçekten inanılmaz mücadele ettik. Tobacco Shop'u yenmek gerçekten kolay değil. Hele bir kişi eksikken hiç kolay değil. Savaş arkadaşımız da bir kaza geçirdi maç içinde. Gözüne top geldi. Güzel bir tona aman ediyoruz. Geçmiş olsun Savaş. Evet, Can takımını yaklaşık baktığımızda 5 haftadır yalnız bırakıyorsun diyebiliriz. 4-5 haftadır, 4 haftadır, 3 haftadır sakatlığın. Bir haftada Kıbrıs'ta kazinolarda kazandığın ve kaybettiğin paralarla gündeme geldin. Takım bu konuda geçen hafta çok büyük serzenişte de bulundular senin hakkında. Hem takıma karşı söylemlerin hem de ilk yarıdaki kötü performansın büyük eleştiri aldı. Ama ikinci yarıda yakın presle, hırsınla senin de katkın büyük oldu diyebiliriz. Senin de maçla ilgili düşüneni alabilir miyiz? Dediğim gibi sakatlığım vardı. 3 hafta ondan oynamadım. Geçen haftada Kıbrıs macerası oldu. Şöyle, paraya ihtiyacımız vardı, maddi sıkıntı vardı. Yoksa Murat'ı satacaktık. Dedik satmayalım, ben yine gideyim bir Kıbrıs'a. Bir toparladık, Murat da takımda kalıyor. Satmaya gerek kalmadı, çözdük sorunları. Onun haricinde Ufuk'un da dediği gibi Tobago'yu yenmek kolay değil. Bir kişi eksiktik. Daha önce de bu sene iki kişi eksik bir maç kazanmıştık. Bu sefer bir kişi eksiktik. İki farklı mağluptuk değil mi? İki farklı. İki farklı mağluptuk. Bir kişi eksik kalınca maçı önde bitirdik. Tobago'yu yenmek kolay değil. İlk yarıda kötü oynuyoruz ama Tobago hiçbir zaman maçı bırakmaz. Her zaman kazanır. Lafı uzatmaya da gerek yok. Arkadaşımız şu an rahatsızlandı, hastanede. Biz onun yanına gidelim. Peki. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Teşekkürler.